Son olarak bugün burada değerlendirmelerini yürüttüğümüz 5 ilimizdeki sağlık tesislerine yönelik yatırım planlarımızı aktarmak isterim. Şehir hastanelerimizin yaşadığı salgından önce bulundukları bölgenin sağlık hizmetlerine yaptıkları katkı vatandaşlarımız tarafından takdire mazhar olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim diye ifade ettiği bu tesislerin ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu hem Elazığ'da yaşadığımız deprem vesilesiyle hem de bugün hala mücadele ettiğimiz COVID-19 salgını vesilesiyle tekrar görmüş olduk. Bursa ve Balıkesir'deki şehir hastanelerimizin pandemi döneminde verdikleri sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Bölgemize çok önemli katkılar sağladığını gördük. Geçen yıl hizmete almış olduğumuz Bursa Şehir Hastanemizde salgın döneminde bu yatırımın nedenli önemli olduğunu göstermiş oldu. Şehir hastanemizi hizmet alırken Bursa Devlet Hastanemizi, Zübeyde Hanım Doğum Evini ve Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanemizi yeni tesisimize taşımıştık. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bursa Devlet Hastanesi, eski adıyla Memleket Hastanesi'nin pandemi sonrası renovasyonunu yaparak sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız. Bu tesisler üzerinden hiçbir spekülasyona izin vermeyelim. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi önceki tesislerimize sahip çıkarak hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bursalı hemşehrilerimizin şehir hastanesine ulaşımını kolaylaştırmak üzere Ulaştırma Bakanlığımız 27 Ekim tarihinde metro ihalesini yapacak. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizin ihalesi yapıldı. Herhangi bir ödenek sorunu olmayan hastanemizi hızlıca tamamlamayı hedefliyoruz. Büyük Orhan İlçe Hastanemizin inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki bahar hizmeti açacağız. Harmancık İlçe Devlet Hastanemizin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Türkiye'de tek olan Spastik Çocuklar Hastanemizi yenileyeceğiz. Hayırseverlerin ve belediyemizin desteğiyle arsası genişletildi. İmar çalışmaları tamamlandı, proje ihalesini yaptık, projesini tamamlayıp inşaatına başlayacağız. Balıkesir'de Sındırgı ve Gömeç ilçe devlet hastanelerimizin inşaatlarını bu yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete sunacağız. Bigadiş Devlet Hastanemizin ek hizmet binasının inşaatına başladık. Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezimizin inşaatını tamamladık. Geçici kabul çalışmaları devam ediyor. Susurluk Devlet Hastanemizin ihalesini tamamladık, inşaatına başlıyoruz. Edremit Devlet Hastanesi ve Merkez Devlet Hastanesi proje çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale'de Çan Devlet Hastanemizi bu yıl tamamlıyoruz. Gökçeada Devlet Hastanemizin inşaatına devam ediyoruz. Bu yıl Biga Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin ihalesini yapıyoruz. Yalova'da Devlet Hastanemizin inşaatına geçen yıl başlamıştık. Önümüzdeki yılda tamamlayacağız. Bilecik ilçemizde Bozüyük Devlet Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Önümüzdeki yıl hastanemizi tamamlayıp hizmete alacağız. Bozüyük Ağız Diş Sağlığı Merkezi inşaatımıza da bu yıl başlıyoruz. Bugün değerlendirmeye aldığımız illerde saydıklarımın dışında birçok aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve 112 acil sağlık istasyonu yatırımlarımız da devam ediyor. Kıymetli vatandaşlarım, salgın Anadolu kentlerinde ikinci zirve dönemindeyken, İstanbul'da mücadelenin önemi artarken günlük hayatımızı nasıl sürdürmeliyiz? Bunun tarifini kontrollü sosyal hayat şeklinde yapmıştık. Her şeyden önce dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım, hayat eve sığar cümlesini yeniden hatırlayalım. Dışarıya çıkmışsak kalabalıktan uzak durmalıyız. Salgının bu devresinde asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Evimiz dışında, iş yerimiz dahil başkalarıyla paylaştığımız her ortamda maske takalım.
mesafe kuralıyla birbirimizi virüsten koruyalım. Yeni vakaların önünü kesecek asıl güç bu basit tedbirlerdir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı. Tedbire boş verip seyri kendi haline bırakırsak kapalı ortamların da etkisiyle kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur. Aziz vatandaşlarımız, Anadolu genelindeki ikinci zirve dönemi bugün çalışma toplantılarında ele aldığımız 5 kentimiz için de geçerlidir. Salgına karşı yürüttüğümüz mücadele için Bursa halkından, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova sakinlerinden şimdiye dek verdikleri desteğin çok daha büyüğünü talep ediyorum. Bursa salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor. Son bir haftadaki günlük vaka sayıları ilk zirveyi yaşadığımız Eylül ortasına kıyasla 3 kat fazla olarak görüyor. El birliğiyle yeni bulaşmaları, can kayıplarını önleyelim. Bilecik salgında ilk zirveyi 10 Eylül'de yaşamıştı. O güne kıyasla günlük vaka sayısı 2 katına yaklaşmıştır. Dikkat çekici diğer nokta zatüre oranının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmasıdır. Yayılımı önlemenin yolu teması azaltmak, kurallara uymaktır. Yalova ikinci zirveyi Türkiye geneliyle aynı günlerde yaşıyor. Nisan dönemine kıyasla günlük vaka sayısı %50 arttı. Bilecik'te olduğu gibi Yalova'da da zatüre oranı yüksek ve %10 civarında seyrediyor. Bu kentimizden de daha güçlü bir mücadele bekliyoruz. Çanakkale'de %50 orandaki artış ilk zirveye benzerlik gösteriyor. Bu ilimizin kontrolü elde tutması ve tedbirlerde çok kararlı olması gerekiyor. Balıkesir ilk zirveyi Eylül başlarında yaşamıştı. Son iki haftada %50 vaka artışı görüyoruz. Bu ilimiz için verebileceğim bir iyi haber zatüre oranının düşmeye devam etmesidir. Sağlık sistemimiz hastamızı en iyi şekilde tedavi edecek güçtedir. Sahadaki müdahalede ise ekiplerimiz büyük başarı gösteriyor. Asıl önemli olan hastalıktan uzak durarak salgına set çekmektir. Sağlık ordumuzun hastalarımızı tedavi etmek için gösterdiği çabayı tedbirlere uymak için her birimizin göstermesidir. Sizlere açık ve ısrarlı mesajım şudur. Salgınla mücadelede halen tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Biliyoruz ki bu mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılamaz. Yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Huzurlarınızda valilerimize, yerel yöneticilerimize, milletvekillerimize, çalışmalarımıza yaptıkları katkı için teşekkür ediyorum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.